Yani bir olmazdı. Yapay zeka da olmazdı. Bunlar temelde yani bir probleme baktıkları zaman hem bilgiyi bulduktan sonra işte diyor işte burada bir şey problem var. Enerji problemi var. Yani kelime var işin içerisinde, cümle var, insan dili var. En büyük gifte var diyorsa bu enerji problemidir. Diyorlar. Tamam. Buna bakalım birazcık. Ambiguity'nin çok değişik kaynakları var. Tam morfoloji seviyesinden gelebilir, ses seviyesinden gelebilir. Sintaks semantik diskurs seviyesinden gelebilir. Şöyle bir tane klasik örnek vardır. I made her laugh. Bunu Türkçe'ye çevirin. Ördeğini yaptım. Ördeğini yaptım. Tamam güzel başka. Bir tane ördeği, yapılacak ördeği varmış. Tahtadan herhalde. Tahtadan ördeğini sen işte bura bir şeyler ördeğini yaptın sen. Başka? Onun örneğini yaptım. Şey, yok. İşte var ya söyledi ördeğini yaptın dedi ya. Sporda anlatım bozukluğu var. Onun ördeğini, senin ördeğini yaptım, onun ördeğini yaptım. Nasıl anladın? Burada anlatım bozukluğu yok. Bu doğru bir cümle. Cümle. Evet, aynısı ördek. Onu ördek yaptım. Kafasına sihirli değneği vurup ördek yaptım. Başka? Yoktu. Duck'ın şömenlik anlamı da vardı sanki. Evet, I made duck şöyle yap. Şöyle yaptı, tustu. Onu tusturdum, tuz. Bir şey attım, böyle yaptım. O da var. I made your duck. Üçüncüsü. Başka? Şey anlamı da atasöz gibi, deyimsel bir şey yani. Yani onun işini hallettim gibi ya da onun... Ben onu bilmiyorum, yok. Ya gerçek anlamda değil de mecazi anlamda kullanılmış bir kelime de olabilir yani. Bilmiyorum ben onları bilmiyorum. Şeye konuşun yani duck hakkında duck'tan bir güç olabilir mi? Zaten baktık bir ördek duck vardı bir de şöyle duck var. Bir de ne var duck? Duck. Yemek duck olabilir. Ördeğini yaptım yine ama ördek yemeğini yaptım. Bir tane daha çıkması lazım ama bulamadım ben onu burada. I cooked waterfall for her benefit. I made her duck. Ha, I made her, onun için ördek pişirmiş. I made her duck. Anladınız mı? I cooked waterfall belonging to her. Onun ördeğini yaptım. Onun için. I created the placid duck. İşte bunun, yani bu iki, şunla şu birbirinin aynısı ama şuradaki ördek, lan burası hala bir suşu kokuyor ya. Buradaki ördek, şuradaki ördek. Buradan falan mı dalmıyor? Buradaki ördek, işte o ağaçtan falan yapılmış ördek. Buradaki de ördek yemeği. Tamam mı? Şu ona yemesi için ördek yaptım. Bu onun ördek yemeğini yaptım. Bu onun işte ağaççı ördeğini yaptım. İşte bu bir şeyler fırlattım, eğilmek zorunda kaldı. O zaman bu da işte kafasına bir vurdum ördek oldu. Hepsinin manası bu. İlk sorduğun zaman ne demiştiniz siz bana? I made her duck. Ördeğini yaptım. Ördeğini yaptım falan. Aklınıza o geldi. Esasında bir kontekst olsaydı mesela. Açlık hakkında konuşuyor olsaydık. İşte bir okul hakkında, açlık okul hakkında falan konuşuyorduk. Bir tane arkadaşım vardı bir şey beceremiyordu. I made her duck falan filan dedim. O zaman herhangi bir şunlardan bir tanesi aklımıza bile gelmezdi bile yani. Değil mi? Şu da gelmezdi. Şundan hiçbir de gelmezdi. Daha bir tanesi gelmiş, çok açmış, bana geldi, I made her duck dedin, o zaman şu aklımıza gelecekti. İnsan bağlamdan, konteksten bunu çok hızlı bir şekilde çıkarıyor ve arta kalanların hiç farkında olmuyor bile. Bağlam onu gerektirdiği zaman mesela hani elime aldım sihirli değneği, iki tanesini inek yaptım, I made her duck and I made her duck dediğin zaman hiç aklına gelmiyor bile öbürleri. Konteksti çok hızlı bir şekilde insan kullanarak ambiguity'yi giderebiliyor ama bunların beşinin birden bilinmesi lazım ki ben NLP'ci olarak hangisinin ne zaman geleceğini çıkarabileyim. Nereden kaynaklanıyor buradaki ambiguity? Bir, lexical kategoride, kelime manasına gelen, leksikon, sözlükten gelen, duck. Duck burada noun da olabilir, verb de olabilir. Değil mi? Duck burada hani made her duck deyince noun olduğu zaman ya o işte alçı ördek ya da yemek ördek, verb olduğu zaman da tuzmak manasına gelen ördek. Tuzmak manasına gelen duck. O olabilir.
Ama dikkat edin, bunların hepsinin Türkçe'ye çevirdiği zaman hiçbir aynı cümleye denk gelmiyor. Translation denen şeyin problemi biraz değil mi? Yani translation denen şey kesinlikle cümleyi anlamadan yapılmıyor. Şu 5 tane cümleyi Türkçe'ye çevirin, hiçbiri birbirinin aynısı olmayacak. 5 tane şeyi Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman. Dolayısıyla şu cümlenin manasını anlamadan translation yapmak diye bir şey yok. Ta şeye kadar gidiyorsun, diskursa kadar gidiyorsun. Morfolojiyle, sintaksla, parsingle falan olacak bir iş değil yani bu. Translation nedenle önemli. Summarization da aynı şekilde. Tak, noun, verb olabilir. Buradan geliyor. Ondan sonra lexical kategori, her mesela, her. Orada possessive olabilir ya da dative olabilir. Of her, for her. Esasında her yerine bilerek yapmış buraya. I made him duck dediğin zaman ne oluyor? Şuna birkaçı kayboluyor değil mi? Hangileri kayboluyor? I made him duck. His duck olmaz. Şu olmaz değil mi? His duck olur. Bu olmaz. Bu kayboldu. Bu kayboldu. Şu da kayboldu. Değil mi? Şu olabilir. Bu da olabilir. Yok, bu da olamaz değil mi? Bu da kayboldu. Sadece iki tane kalıyor. O her'in o avantajını da kullanmış. Her ile his hem possessive hem de dative için her kullanılıyor ama erkekler için his ve him var. Onu biliyorsunuz. Burada bir tane ekstra şey koymuş oraya. Ekstra ne diyelim? Ambiguity koymuş. Bir de made var tabii. Made burada bir make manasında var. Create or cook. Bir de o hani yardımcı fiil tane make var ya, onun içinde kullanmış. Orada bir tane ambiguity var. Gramer bu, bunlar işin lexical tarafı. Lexical tarafı. Bir de yani kelime tarafı, kelime tarafından gelen ambiguity'ler. Bir de işin gramer tarafından gelen. Make ile ilgili problem orada var. Transitive make var. Verb has a noun, direct object. I cooked water for them to her. Transitive verb. Yani ne demek? Şey ama, fiil ama fiilin çalışabilirsin. Yanına bir tane kelime eklemen, noun eklemen gerekiyor değil mi? Transitive olanı. Bir transitive olanı birden fazla kelime eklemen gerekiyor değil mi? Yani ben yaptım deyince şunu yaptım demek. Yani ben yaptım diye bir cümle yok. Ben ördek yaptım, ben işte ne pırasa yaptım, ben makarna yaptım falan gibi şeyler söyleme. Transitive. Transitive ama iki tane kelime alanları var bir de. O da I made her into and differentiated. I made her into waterfall. Tamam, waterfall dediği bu duck bunun yerine kullanmaya, hiç duck'ı kullanmak istemiyor çünkü. Detransit oluyor. Gramerden geliyor. Gramerin en büyük ütüsünden. Make ikisiyle beraber kullanılabiliyor. Bir de action transitive olanı var. I caused her to move her body. Bu da make üçüyle de beraber kullanılabiliyor. Gramer şeyleri bunlar. En büyük ütüleri. Her tarafta en büyük ütü karşımıza çıkabiliyor. Şuna bakın bir de. I made her bark dedin. I made, şimdi yazılı olmadığını düşünün. Söylüyorum, speech recognition yapıyorsun. I made her duck. Okuyun şunları. Bunu okuyun. Yüksek sesle okuyun. Yüksek sesle okuyorsana ya. Söyleyin. I made her duck. 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 Hepsi I made her duck bunları. Değil mi? Hepsi de gramer olarak aşağı yukarı doğru. I made her duck. I made her duck. I made her duck. Şunun aynı mı şu? Baştakiyle aynı. Bunlara baktığın zaman speech'ten, sesten kelimelere geçerken zaten bir ambiguity var. Kelimelere geçtikten sonra zaten ondan sonra işin morfoloji ambiguity'si, lexical ambiguity'si, syntax ambiguity'si, gramer ambiguity'si, daha sonra discourse ambiguity'si falan da gelecek. İnsanın yaşadığı dünya böyle bir dünya. Ve bu dünyada yaşamasını çok seviyor, çok da güzel de beceriyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de aynı böyle ambiguous bir dünyada, aynı çıkarımları insanla beraber yapabilmek. Niye? Çünkü dil çok kuvvetli bir şey. Birkaç tane kelime yan yana getirdiğiniz zaman çok milyonlarca değişik manaya gelebilir bazı durumlarda. Zamandan zamana öyle değişiyor ama çok kuvvetli bir şey. Çok kısa kelimelerle
çok fazla şey ifade edebiliyoruz. Bunu anlama, bunu işleme sanatı NLP ya da bilim diye sanatlar. Şurada şeyi katmamıştık bile. İşin phonetics katmamıştık. Hani şurada şeylerimiz vardı ya, fonoloji. Fonolojiyi ihmal etmiştik. Morfolojiden sonraki şeye bakmıştık. Ambiguity'lere. İşin içerisinde fonoloji kattığım zaman tamamen olduğu gibi her şey alt üst oldu. Hocam, bana bu çok şey geldi. Hani uygulamalarını kullanıyoruz ama mesela siz bir şey anlatırken ben benzer bir şey anlıyorum ama tam olarak anlamadığım zaman bunu fark edip size sorabiliyorum. Evet. Makinelerde böyle bir sistemi yapabilir miyiz? Doğrudan mesela şimdi telefonda dikte var, konuşuyorum, o direkt evet. Yazıyı çeviriyor ama bazen şaşırtıcı derecede iyi çeviriyor, bazen de çok basit bir şeyi yanlış evet çeviriyor. Evet. Nasıl kontrol edilebilir? Yani şimdi eğer ben birisi bana I made her dog diye bir tane ses kiti de verdiyse, şunların hepsinde birer birer bunlar olabilir dediysem ben, tamam mı? Şunların hepsi olabilir. Ve onlar olduktan sonra phonetics tarafı bu. Üst tarafta semantik, morfoloji, diskurs analizi yaparken bir sürü daha da şey bulduysam, alternatif gidebilecek muğlaklık. Yapabileceğim şeylerden bir tanesi, bulunduğum bağlama göre bunlardan hangisi olabilir? Ben ne yazmıştım şuraya? Ben yazı yazıyorum diye bir şey yazmıştım da, birileri tahmin etmiş, yazsan bunu yapabilirsin falan diye. B'yi tahmin ettiler herhalde. Yazı yazacağım deyince herhalde oradan falan tahmin ettiler. Bir şekilde çözüyorum. Bu durumda, bu bağlamda bu ne söylüyor olabilir? Çıkarımının yapılması lazım. Eğer bağlamı ne kadar iyi biliyorsan çıkarımın da o kadar mantıklı, o kadar doğru oluyor. Bazen olmuyor yani. Bazen bunu mu demek istedin, bunu demek istedin, ne diyorsun? Bir şey söylüyor sana. Kelimeyi de anlamasın esasında. Ne diyorsun? Ha, ne? Falan gibi şeyler söylüyorsun değil mi? Aynı şeyi bilgisayarların yapması da tabii ki mümkün. Yapıyor da zaten bazen. Bunu mu demek istedin diye söylüyor ya. Bir şeyler söyledim ben bunu anlamadım diyor değil mi? Ne diyor Google? En son söylediğini anlayamadım. Bunu mu demek istedin, bunu söylemek istedin. Ya da Google'a bir şey yaptığın zaman bunu yazdın ama şunu mu demek istedin falan diye sorduğu da oluyor. Çünkü öbürünün probability'si yeteri kadar büyük çıkmış oluyor. Eğer yeteri kadar birbirinden ayırt edilemiyorlarsa o zaman kullanmak, tekrar dönüp bir daha sormak zorunda kalıyorsun. O problem. Yani insanlar arasında da çok var ama. Bir şey anlamadığın zaman sormak. Bir cümle anlamamak var. Ne diyeyim ama kelimeleri seçemiyor. İki kelimelerin manasını belirttiği zaman mana ifade etmiyor. Onu anlamıyor. İkisi ayrı seviyede anlamamak. Üçüncüsü de tamam anladım, kelimelerin manası da bir araya geliyor ama bu bağlamda bu söylenecek bir cümle değil, ne demek istiyorsun? Onun anlaşılması var. Belki daha üst seviyelere de vardı, şimdi aklıma gelmedi. Ambiguity'yi nasıl söyleyeceğiz? Bir defa ambiguity'yi tamamen çözmek yok. Yani ambiguity demek birden fazla mana demek, muğlaklık demek. Bazen çok da ihtimali olmayan manada kastedilmiş de olabilir. En olası şekilde, en mantıklı şekilde nasıl çözeriz? Birazcık buna bakacağız. Şu, hani demiştik ya, değişik seviye, fonoloji seviyesi var, ses seviyesi var, morfoloji var, syntax var, semantics var. Tightly coupled interaction and processing levels. Bu level'lar arasında güzel interaction, etkileşim var. Level'lar birbirleriyle sürekli konuşuyorlar. Ben buradan 7-8 tane farklı mana çıkardım. Bunları sana göndereceğim. Sen bir bak bunlara, bunlardan bazılarını çözebiliyor musun? Çözebildiklerini diyecek ki evet, şu olabilir, bunlar olmayabilir. Şu mesela, şunların bir kısmı şu mesela, I am eight or dog gramer tarafından geri gelecek. Böyle bir cümle olamaz diyecek. I am eight or dog. Değil mi? I made her dog olabilir. I am eight or dog bilmiyorum. I made her dog olabilir. I made her dog belki şiirde falan olabilir ama bunların bir kısmı gramer tarafından geri gelecek. Diyecek ki ya sen bunları bana söyledin ama bunlar dilin gramerine uygun değil. Bu tightly coupled interaction and processing levels bize bu konuda yardımcı olabilir. Yani bir level için muğlak olanları diğerleri baya ayırt edebiliyor. Bunlar diyor olamayacak şeyler, söylenemez burada. Biz burada ne diyelim
biz burada işte paintball oynarken kullanılmış bir cümleden konuşuyorsak eğer, paintball'da ördek mördek olmaması lazım burada, değil mi? Ben ona doğru ateş ettim, burada tutmak zorunda kaldım. Ördekten falan bahsetmememiz lazım. Kontekst neyi gerektiriyor? Paintball oynarken yapılan hareketlerden falan bahsetmeyi gerektiriyor. Onların çoğu birdenbire yok oluyor, gidiyor. Bir tek geriye ne kalıyor? Tutma fiili kalıyor geriye. Tamam, bu yöntemlerden bir tanesi bu. Diğeri, pipeline presents that ignores ambiguity as it occurs hopes that the other lens can eliminate incorrect structures. Birinci söylediğimle bayağı bir benziyor. Bunun ikisinin arasındaki ilişki, level'lar birbirlerine yardım edebilirler. İkincisi, level'lar birbirine yardım edecek ama daha ilerideki bir level'larda da bu tekrar dönüp gelebilir. Bir an önce söylediğim daha çok bu ikiye benziyordu. Tamam. İki level birbirine yardım edebilir, çok daha sonraki level'lardan yardım gelebilir. Bu da olabilir. Başka probabilistik approach'lar var. Bunu çok kullanacağız. 8-10 tane değişik mana var. Kullanabileceğim ambiguous yorumlama var. Bunlardan probabilitesi en yüksek olan hangisi acaba? Onu kullanalım. Elinde bir probabilistik değil modelin varsa, cümlenin olma ihtimalini o probabilistik değil modeline veriyorsam, onlardan bir tanesi benim için seçecek. Probabilistik modelden en sık kullanılan bir tanesi. Dördüncüsü de bir şey yapma, gerek yok. İnsan bunu çok sık kullanıyor, anlamadığı şeylerde, ambiguous olan şeylerde. Şu iki tane cümleye bakın. We will leave when the duck is ready to eat. Ne demek bu cümle? Ambiguity'yi gördünüz mü burada? We will leave when the duck is ready to eat. Ördek beslerken, doktoran ördek yerken, yerken. Bir de biz ördeği yerken. Biz mi yani hazırız, ördek mi hazır? Bir duck var, yani bir tane ördek var. Eğer ördek yemeye hazır, ördek yemeye hazırsa ayrılacağız var. Ya da ördek pişiyor, ördek, anladınız mı? Bir pişen bir ördek var. If it is ready to eat, then we will eat it and we will leave. Değil mi? İkinci manada o. İkinci adam diyor ki, we will leave when the duck is ready to eat. İkinci cümle, the duck is ready to eat now. Şimdi bu iki cümle arka arkaya geldiği zaman buradaki ambiguity'nin ne olduğunun önemi var mı? Bu iki cümleden sonra ne olacak? We will leave, değil mi? Yani ördek mi bir şey yiyor yoksa biz mi ördeği yiyoruz? Çok da önemli değil burada. Önemli olan bu iki cümleden sonra bizim buradan ayrılacağımız. Does the duck ambiguity matter with respect to whether we can leave? Bu iki cümleden sonra bizim burada ayrılacağımız belli. Bazen ambiguity'yi ihmal etseniz de oluyor. Hani şeyler bunu yabancı değil, yeni öğrenenler yaparlar ya, bir şey söylersin. Yes, yes, yes diye falan hep sallarlar. Ambiguity var, anlamadı esasında. Binlerce şey manasında gelir. Çoğu zaman da tutar o. Yes, yes, yes dedikçe. Halbuki adam sana yes, no sorusu sormuyor. Ya da kötü bir soru soruyor. Yes, no dememen de lazım. Ama çoğu zaman anlamış gibi yapıp ambiguity'yi ihmal edip biraz sonra olayların zaten kendi halini yolmasını bulmasını falan filan. Yani orada ortada bir yenilecek ördek mi var yoksa ördek bir yem falan mı yeniyor? Benim için çok da önemli değil. Filmleri falan da öyle izleriz. İngilizce filmleri falan. Bazı cümleleri kaçırdığı zaman ya da Türkçe filmlerde kaçırdığı zaman çok da bir önemi yoktur. O bir, orada bir ambiguity yapar. O bir ambiguity ihmal ettiğin zaman filmin genel gidişatını kaçırmazsın. Gelir sonra. Çok da önemli değildir filmin genel anlamı için. Bu çok kullanılan tekniğinden bir tanesi, ihmal et. Daha sonra ortaya çıkar. Önemi yok. Sadece detaylı falan diyebileceğiz. Tamam. Bunu çok kullanacağız. Biz şunu çok kullanacağız. Bir de bunu çok kullanacağız. Daha çok bunu kullanacağız. Tamam. Başka Models and Algorithms, hani bakıyorduk ya, işin bir linguistik tarafına baktık. İşin içerisinde morfoloji, syntax, semantics falan vardı. Ondan sonra işin bilgisayar bilimleri tarafına baktık. Onun içerisinde regular expression'lar falan filan vardı. Context free grammar'lar vardı. Ve şimdi bir de mühendislik tarafı vardı. Uygulama tarafı vardı. Şimdi bilgisayar bilimleri tarafında birazcık daha konuşursak, modeller bizim için çok önemli. Dilin modelini geliştirmek çok önemli. Lingüistikçilerin kullandıkları teknik dil modeli için. Lingüistikçilerin kullandıkları teknik dil modeli için gramer. Gramer kuralları. Bizi ilkokulda, ortaokulda öğrettikleri, kendi kafalarından uydurdukları dilin grameri vardır. İçerisinde fiil olmayan cümle olmayacak.
fiil varsa o fiili yapan bir tane özne olması lazım. Gizli de olsa özneniz olacak. Cümlenin zamanı ile ilgili bilgi olması lazım. Cümlenin mekanı ile ilgili bilgisi olması lazım gibi sorulardan yola çıkarak kafalarına göre kurallar geliştirmişler. Dilin gramerini çıkarmışlar. Bazıları çok ciddi bir şekilde çıkarmış. Bundan bilgisayarcılar da çok yardım etmişler. Bu bir dilin bir modeli gramer. Dilin bir modeli. Model demek o dilin her şeyini açıklayan şey demek değil. Zaten insan model çıkarmasını çok sever. Kafasına göre mesela hareket eden cisimlere adamın bir tanesi, bundan 300 yıl önce Newton adında adamın bir tanesi model çıkarmış. Değil mi? F eşittir ma demiş. Bir cismin kütlesi vardır. O cismin kütlesine üzerine F'lik bir kuvvet uygularsan A kadar acceleration yapar, A kadar inmelenir diye laflar söylemiş. Değil mi? Bu bir model, hareket modeli. Doğru mu bu? Gerçekten cisimler o modele uygun bir şekilde hareket ediyor mu? Yok. Bundan 50-60-100 yıl önce bile demiş ki çok da doğru da değil bu esasında. Çok büyük cisimler için uzayda hareket eden çok büyük cisimler ve birbirinden çok uzakta olan cisimler için bu model doğru değil. Çalışmanın yerine ne var? Relativity denen başka bir şey var, model var. Onu kullanalım. O her şeyi doğru açıklıyor mu? Yok, relativity esasında çok küçük cisimler, kuantum seviyesindeki cisimler için iyi çalışmıyor. Model var. İnsan bir yerlere model koymasını çok seviyor ama model her zaman her şeyi açıklayacak diye bir kural yok. Biz kafamıza girsin diye yapıyoruz onu. Aynı şeyi dil içinde yapmaya. Dil insan icadı değil. İnsanların tasarladıkları bir yapı değil. Kendi kendine doğal bir şekilde gelmiş, kullanıyoruz. Kendi kurallara çıkmış içerisinde. Dolayısıyla bunu %100 modelleyecek bir durumumuz yok. Programlama dilleri tamamen modelleri kendi elimizde tasarladığımız şeyler. Biz tasarladık çünkü onları. İstersek bir tarafları bozuk çıkarsa değiştirebiliyoruz. İnsan dilleri, insanın konuştuğu diller öyle şeyler değiller. Nasıl cisimlerin hareketleri için elimizde her zaman için çalışan bir model yoksa, insan dilleri için de çalışan bir model yok. Ama model yok diye model kurmaktan vazgeçeceğiz. Hayır. Benim için %99 çalışan bir model bul. Benim machine translation işlerim %99 oranında doğrulukla yapsın benim için. Ondan daha iyisini istemiyorum ki zaten insan %1 hata zaten yapıyor. Her zaman için ben kendimi insanla karşılaştıracağım. Model böyle bir şey. But by model we mean the formalism that are used to capture the various kinds of linguistic knowledge we use. Bir şekilde dilin içerisindeki o bilgiyi kendi içerisine alan, sıkıştıran, bizim için formalleştirilmiş, matematiksel hale getirilmiş, yazılım haline getirilmiş bir model ve bu modeli alıp ben üzerinde oynamalar yaptığım zaman güzel bir şey yapıyor mesela, ne diyorum? Bir çeviri yaptım, çeviriye bu çevirinin sonucu benim dil modelim uygun mu? Uygun ya da değil diyor. Mesela gramer modeli var ya da normaldıkları gramer. Bakıyorsun bu gramer uygun mu? Değil, öylesi diyor, bu çeviri doğru değil. İstatistiksel model olabilir. Ne gibi mesela? Ben dünyadaki şu ana kadar yazılmış tüm İngilizce cümlelere baktım. İstatistiksel bir model oluşturdum. Bu istatistiksel modele göre bu yeni yapılan çevirinin ihtimali var mı yok mu? Ona bakıyorsun. İstatistiksel bir tane model, makine öğrenmesi modeli. Algoritmalar da tabii ki bu modeller üzerinde çalışıyorlar. Are they used to manipulate the knowledge represented, representations needed to tackle the task at hand? Bir modelim var. Bu modelin üzerinde çalıştığım algoritmalarım var. Bu algoritmalar esasında işi yapan şeyler, benim için işi yapan şeyler. Ama bunlar hakkında çok konuşacağız, daha çok istatistiksel modeller hakkında konuşacağız ama klasik modelleri de ihmal etmeyeceğiz. Klasik modelleri de ihmal etmeyeceğiz. Mesela Finite State Machine, bu İngilizcenin morfolojisini analiz etmek için çok güzel çalışıyor. Onların hakkında bayağı konuşacağız. Tamam, başka modeller. State Machines, biraz önce konuştum ya, Finite State Machine. Kelimeler benim input'um Finite State Machine'e. Finite State Machine'i hatırlayın. Şöyle, bu birinci state, bu ikinci state, bu belki üçüncü state, işte bu dördüncü state. Buradan da bir şeylerle accept state'e geliyorum mesela. İşte nasıl bir şey olabilir, kafadan atmak istemiyorum ama kafadan atacağım herhalde. A gelirse buraya, B gelirse buraya, C gelirse buraya, B gelirse buraya, C gelirse buraya. Start yeri de burası. Start da burası. Bir tane finite state machine. Ne yapıyor bu? Ya yaptığım şey ya AC olacak ya da
B, B, A olacak. B, B, C olacak. Ya da B, B, C olacak. Başka da bir şey yapmaz. Ne yaptı mesela? Böyle bir final state machine ki iki tane kelimeden oluşan bir dilin kelimelerini tanıyabiliyor. İki tane kelimeden oluşan bir dilin kelimelerini tanıyabiliyor. Bunu iki tane yapmak yerine, bunu iki tane yapmak yerine 40 bin tanelik bir tane final state machine yapmış olsaydım. Çoğu spell checker bu şekilde çalışıyor İngilizce için olduğu özellikle. Türkçe için olanlar da var. Çoğu spell checker bu şekilde çalışıyor. Rule-based approach var. Kural tabanlı approach. İşte öğretiler ya, cümledeki yüklem genelde en sonda olur. Onun kökü bir fiil köküdür. Sonra ekler gelmiş olabilir. O yükleme soru sorarsınız kim falan diye. O size özlerinin yerini verir falan gibi kurallar vardır ya. Onun gibi kuralları alt alta yazıyorsunuz. Size bir tane dil modeli çıkarıyor. İnsanlar tarafından tasarlanıyor bu kurallar. %80-90 başarıya çok rahat bir şekilde getirebiliyorsun kuralları. Ama %95'leri, %98'leri çıkarmak çok zor oluyor. O nedenle insanlar bunlardan çok uzun süre önce vazgeçmişler, çok da fazla kullanmıyorlar. Logical formalizm var, mantık var, mantık formalizmi. Hani önermeler mantığı falan demiştik ya, önermeler mantığı kullanarak dili açıklayabilen modeller de var, logical formalizm. Eskiden 90'larda falan sık kullanıldı, artık bunlar çok fazla kullanılmıyor. Bir de bizim en çok sevdiğimiz, benim bahsettiğim probabilistik modeller var. Probabilite atıyor. Hiçbir şey olmaz demiyor. Her şey olabilir. Böyle bir cümle olabilir mi? Olabilir. Adam bizi konuşmuş olur. Olabilir. Ama ihtimalle fazla vermiyor diyor. İhtimalle fazla vermiyor. Ya da böyle bir cümle kesin olur. 1.0 ihtimali falan. Onu söylemiyor. Çünkü bu probabilistik modellere göre dünyadaki tüm cümlelerin, İngilizce cümlelerin probabilitelerin toplamı 1.0 etmeli. Dolayısıyla hiçbir cümlenin probabilitesi 1.0 değil. Tamam, hiçbir cümlenin probabilitesi 1.0 değil. Eğer o 1.0 olsaydı arta kalan tüm cümlelerin probabilitesi 0.0 olmak zorunda kalırdı. Güzel esnek bir yöntem. Esnek bir yöntem. Modeliniz ne kadar kuvvetliyse konteksti o kadar işin içerisine koyabiliyorsunuz. Modeliniz ne kadar zayıfsa da konteksti o kadar işin içerisine konteks işte o kadar işin içerisine girmiyor. İşin içerisinde algoritmalarımız var. Algoritmalarımızın çoğu final state machine ile alakalı olacak, transducer olacak. Hatırlıyor musunuz transducer'ın ne olduğunu? Transducer. Final state machine ile çok yakından alakalı, akrabalı birbirlerine. Final state machine'de girdiler var. Transducer'da yine aynı girdiler var ama transducer'da bir yandan output da var. Şurada vardı ya. Şöyle yaparız genelde bunları. K L M N ve M diyelim. A geldiği zaman K output edecek. C geldiği zaman L output edecek. B geldiği zaman M. B geldiği zaman N. C geldiği zaman M. Yani bunun bir input'u var ama A, C'yi kabul eden bir final state machine ama bu aynı zamanda AC'yi kabul ederken KL üretiyor. Transducer. Bunu sık kullanıyoruz transducer'ı. Gelecek ders, belki farklı klasörü derste başlayabilirim. Gelecek ders bunun hakkında konuşacağız transducer hakkında. Algorithms that take one kind of structure and as input and output another. Doğrudan orijinal cümleyi alıyor mesela. Orijinal cümleyi alıyor bir taraftan. Diğer taraftan da her bir kelimenin morfolojik olarak analizinin yapılmış kısmını diğer taraftan veriyor. Transducer. Algoritmalardan bir tanesi bu. Tabii ambiguity olduğu zaman her zaman için şey olmuyor. Her zaman için bu input'a bu output veririm diyemiyorum. Çünkü ambiguity var işin içerisinde. O zaman ambiguous transducer'lar yapmak zorunda kalıyorum. Şunun gibi nasıl? Mesela şunun gibi. Şurası şöyle olabilir. Şöyle bir silebilirsem ben eğer. A geldiği zaman şunu da C yapayım. Tamam.
A geldiği zaman bu tarafa da gidebilirim, bu tarafa da. C geldiği zaman ondan sonra böyle de gidebilirim. Sonra da başka bir şeyle işi çözebiliyorum ama gideceğim iki tane yol var. Bunun gibi değişik transdüksiyonlar kullanabilirim. Deterministik değil de non-deterministik transdüksiyonlar kullanabilirim. Ambiguity'yi handle edebilmek için. Dolayısıyla aynı input'a aynı transdüksiyonu birden fazla output üretebilir. Ambiguity durumlarında olduğu gibi. Hani bu ikinci cümleyi söylüyor. This leads us to employ algorithms that are designed to handle ambiguity of various kinds. Aynı transdüksiyonun içerisinden birden fazla output üretilebiliyor. Hocam peki non-deterministik olunca onu nasıl programlamada implement edeceğiz ki? Finance State Machine'lerini de gördünüz siz. Non-deterministikleri gördünüz mü? Evet. Neydi orada bir tane altın kural vardı. Neydi altın kural söyleyeyim. Non-deterministik machine'lerle ilgili bir şey söylüyordu. Hep bu machine'leri finite state machine'lere çevirebilir. Evet. Tüm non-deterministic finite state machine'leri finite state machine'leri de çevirebilir. Nasıl yaparsınız? İki tane mi FSA'ya olur? Ne yapıyorsun? Hem A hem yukarı hem aşağı gidiyor ya. Yukarı ve aşağı gideni alıp birleştiriyorsun. A buraya gelecek diyorsun. Yani state'leri birleştiriyorsun. Eğer elindeki state sayısının karesi kadar artırabilirsin. 5 tane state'in varsa 25'e çıkarıyorsun bu sefer onu. Gidebilecek yeri. Tamam mı? Çok daha karışık bir deterministic finite state machine'i oluşturabiliyorsun. Non-deterministic finite state machine'ler niye kullanılıyor o zaman madem hepsi bunların deterministic? Çünkü çok daha kibar şekilde, çok daha az sayıda state'le ifade edebiliyorum her şeyi. Çok daha kısa bir şey. Oradan kullanılıyor. Yoksa her zaman için bunlar finite state machine'e çevrilebiliyorlar. Tamam. Paradigm'lar var. Ne gibi paradigmler bunlar? Yapay zekacıların çok sık kullandıkları bazı teknikler var. Bunlardan bir tanesi state space search. Ne demek bu state space search? Oyuncular çok yaparlar bunu. Mesela ben anlatmışımdır kesin bunu bir yerlerde sizde de bazılarınıza. Bunun klasik örneği şudur. Tamam. Eight Puzzle Game. Şöyle bir tane oyun var biliyor musunuz bunu? 1, 7, 3, 2, 5, 4, 6, 8. Bunu alacaksın. 8'i buradan sadece şuraya doğru oynatabiliyorum. Yani böyle gelebilir 8. Tamam mı? 4 de böyle gelebilir. Hareket etme yöntemleri bunların bu şekilde. Diğerlerini hiçbirini oynatamıyorum. Bu şekilde bunu oynatarak kareleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sıralamam lazım. Anladınız mı? Mesela şunu şöyle yapabilirim. 8'i aldım buradan. Buraya yazdım. Tamam, 8'i buraya koydum. Bundan sonra 5'i buraya koydum. Bundan sonra 2'yi buraya koydum. Sonra 6. Gördünüz değil mi? Biliyorsunuz bu oyunu. Bunun adı Eight Puzzle Game deniyor. Şimdi bunu finite state space search problemi olarak formülize edersem diyorum ki bunda gidebileceğim iki tane yere var. Birisi bu 1 7 3 6 2 4 5 8 diğeri de şu. Söyleyin. 1, 7, 3, 2, 4, 6, 5, 8. Değil mi? Buradan gidebileceğim kaç yer var? 2 mi 3 mü? 1, 2, 3. Değil mi? Buradan gidebileceğim? 1, 2, 3. Ne? İşte 5'i sağa çekebilirim, 8'i sola çekebilirim, 2'yi aşağı çekebilirim. 1 aşağı, 6'yı yukarı, 2'yi sola çekebilirim. Bunu ne kadar devam edebilirim? Aşağı doğru. Bunu ne kadar devam edebilirim? Bazen hep aynı şeyi yapıyorsam, bir ileri bir geri yapıyorsam sonsuza kadar gider. Değil mi? Onu yapmamaya çalışacağım. Ama belli bir sayı sonra karşımda öyle bir tahta göreceğim ki orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazıyor. Çözümüm de o. Böyle bir tane uzayda
buradan başladım uzaya, gideceğim iki tane yer var. Şu kaç tane ok çıkabilir bir tahtadan en fazla? 4 çıkabilir değil mi? Şu ortaki eğer boşsa eğer 4 çıkabilir. Böyle bir uzayda en fazla 4 tane yoldan bir tanesini seçerek istediğim yere doğru gidebilirim. Buna işte state space search deniyor. State space search deniyor. To manage the problem of making choices during processing when we lack the information needed to make the right choice. Bunlar mesela bizim ambiguous şeylerimiz olabilir. Ambiguous petlerimiz olabilir. I made a duck vardı ya, ondan 5 tane çıktı. Bir tanesinden gidiyorum, sonuca doğru ulaşmaya çalışıyorum, ondan olmuyor, geri geliyorum, diğer taraftan gidiyorum, bana yapıyorum. Bu da öyle, buradan gittim, sonuç çıkmadı, geri gelip başka taraftan araba yapacağım. Final State Search, as a paradigm olarak NLP'ciler tarafından çok sık kullanılıyor. Başka bir tane şey kullanılan paradigm, dynamic programming, dinamik programlama. Algoritma dersinde gördünüz. Kaç kişi algoritma aldı burada? Dinamik programlamayı anlattılar değil mi orada? Dinamik programlamanın temeli neydi? Principle of Optimality. Principle of Optimality dinamik programın temelinde. Ne demek yani? Bir noktadan başka bir noktaya gidiyorsan ve optimal bir path üzerindeysen, değil mi? Optimal path üzerinde olan her bir noktaya ulaşmanın optimal path'i, o path'in kendisidir. Onu söylüyorum. Yani optimal olmayan bir path üzerinden giderek optimal olan bir yere ulaşamazsın diyordu. Ne demek? Bir büyük problemi çözerken onun suboptimal problemlerini, sub problemleri optimal olarak çözersen büyük problemi de optimal olarak çözmenin yolunu ben sana söyledim diyordu. Dinamik programlamayı çok sık kullanacağız şeyde, NLP dünyasında. Dinamik programlama genelde bir boyutlu problemlerde çok güzel çalışıyor. Bir boyutlu problemlerde. İki boyutlu yok, tek boyut var. Zaten NLP'de tek boyutlu bir dünya. Cümleler tek boyutlu değil mi? Cümlelerde iki boyut yok. Kelime var, arkasından başka bir kelime. Bir boyutlu diziyle ifade edebilirim yani cümleleri. Dizinin boyu belki çok büyük olabilir ama bir boyutlu diziyle ifade edebilirim. Bunların üzerinde bayağı bir konuşacağız. Yani hemen hemen baktığımız her chapter'da bir tane dinamik programlama ile alakalı şey gelecek karşımıza. Problem gelecek karşımıza. Başka sınıflandırıcılar. Makine öğrenmesi. Machine learning based classifiers that are trained to make decisions based on features extracted from the local context. Makine öğrenmesi dersi alan var mı aranızda? Olduğum alan şu ana kadar. Bu dönem alanlarınız var mı? Alıyorsunuz. Lisans seviyesinde makine öğrenmesi ne yaptık biz ya? Vermedik mi? Çıkışıyor hocam. Bu dönem var mı? Var. Yine yani. Çıkışıyor. Image processing hocam. Herkes de şey mi alıyor? Image processing mi alıyor? Ne diyorsunuz? O derse kaçırmayın alın makine öğrenmesini ya. Gerçi image processing de güzel ama en azından diğer dönemde vision var. Makine öğrenmesi ne diyor makine öğrenmesi? Bana daha önceden kararı verilmiş bazı gözlemler ver. Ben onlara bakacağım, bir şeyler öğreneceğim. Tekrar aynı kararı ben kendim o gözleme bakarak verebilirim diyor. Ne gibi mesela? Adamlar oturmuşlar, 3 tane doktoralı değil bilimci adam. 3 tane doktoralı değil bilimci adam. 20 bin tane cümlenin üzerinden geçip her bir kelimeye işte bu noun, bu verb, bu adjective, bu noun teker teker işaretlemişler birer bir altına. 10 binlerce kelime, 10 binlerce cümlenin. Yapmışlar bunu. Dolayısıyla bunu makine öğrenmesine verdiğin zaman ya bak ben sana 10 bin tane cümle vereceğim. Cümlenin her birinin içerisindeki part of speech tagleri var. Bunlar var. Sen bunları gördün şimdi ben sana yeni bir cümle verdiğim zaman part of speech tagging'i kendin yapman istiyorum. Dediğin zaman onu yapmaya çalış. Sınıflandırıcı bu. Sınıflandırıcı. Supervise bu. Supervise ne demek? Eğitimci. Yani daha önceden hem örnekleri vermiş hem de cevaplarını vermiş onlar. Unsupervised örneklerinin verilmesine gerek yok, label'larının verilmesine gerek yok. O kendisi bir şeyleri öğreniyor. Doğal dil dünyasında unsupervised çalışmak o kadar kolay bir şey değil. İnsanın karar vermesi lazım bazı yerler ama son zamanlarda göreceğiz o bahsettiğim son 4 şey var ya konu, vektörler. Son zamanlarda unsupervised NLP yapanların sayısı da oldukça fazlalaşmaya başladı. Unsupervised yöntemler de var yani. Klasifiyer olarak. Tamam.
Şunun hakkında ne kadar konuşurum bilmiyorum. Bunun hakkında bayağı bir konuşacağız. Bunun hakkında da bayağı bir konuşacağız. Şundan bir ödev gelecek, bundan bir ödev gelecek. Şunlardan bir ödev gelir. Toplam 3 tane etti zaten. State space search hakkında birazcık konuşmuştuk. States represent pairing of partially processed inputs and partially constructed representations. Şunun gibi. Buna bir örnek vermeden atlamasak iyi olur burayı. Nasıl şey ekliyordum ben ya, sayfayı nasıl ekliyordum? Şuradan mı ekliyordum? Edit pages, page manipulation, insert. Şu. Nereye gitti? Nereye gitti ya? En sona mı gitti? Eklediğim sayfa nereye gitti? Page manipulation, insert. Change to add. After position 37. Background library. Okay. Gray hocam. Gray yazıyordu. Bir daha önceki eklediğin nereye gitti? Adam sağda işte. Bu niye ekledin? Neyse, nereye gitti? Size gitti. Bunu seyir etmezsen problem çıkmaz herhalde. I ate apples. Bu cümlenin part of speech tagging'ini yapalım. Tamam mı? Diyor ki, bakın burada ne diyordu? Diyordu ki state represents pairings of partially processed inputs with partially constructed representations. Input'u partially process etmişim. Mesela burada diyeceğim ki burada böyle başladım ya, bu bir tane state. Buradan state'lerden bir tanesi. I pronoun olsun. Ate ve apples'ı henüz şey yapmadım. Ate ve apples'ı henüz part of speech tagging'i yapmadım. Ama burada part of speech tagging yapmaya çalışıyorum. Bu pronoun olsun. Başka ne olabilir? Şurada. A'ya bir şey vermedim. Ate verb olsun. Apples. Başka ne olabilir? Şurada. I ate herhangi bir şey vermedim. Apples'a verb diyebilirim. Sözlüğü açın bakın, apples bazen verb olabiliyor. Apple diye verb bulabilirsiniz yani. Bilmiyorum. Açın bakın apple'ın verb manası neye geliyor. Vardır bir yerlerde bir şeyler. Tamam mı? Buradan devam ediyorum tekrar. I'ya bir şeyler verdim ya, buna ve buna bir şeyler vermem lazım. Bazen verirken ya pronoun'dan sonra fiil gelir. Pronoun'dan sonra verb gel, pronoun'dan sonra noun gelmez gibi yerler olmaya başlayacak. Bu adam da onu söylüyor. Bakın her seferinde burada partial pairings var. Ne diyordu? States represents pairings of partially processed inputs with partially constructed representations. Partial representation yapıyorsun. Sonuna kadar gittiğin zaman en sonda birbiriyle çelişmeyen bir representation çıkarsa ortaya, diyorsun ki o zaman state space search'ın beni tamamdır diyorsun. Tamam. Goals are input paired with complete representations that satisfy some criteria. En sonunda her şey inputlar, inputlar şurada en sonunda burada. Her bir input bir tane part of speech tagging ile pair olmuş ve birbirine de çelişmiyorlar. Goal olarak bu var. As with most interesting problems, the spaces are normally too large to exhaustively explore. Şimdi ben çok basit bir cümle verdim ben. 3 tane kelimeli. Ama çoğu zaman en tane kelime olacak şeyinizin içerisinde başladığınız yerde, artı her bir kelimenin alabileceği de en tane şey olacak. Part of speech tagging olacak. Çok büyük bir uzay gerekiyor. Çok büyük bir uzayın tüm her biri kenarına gidip bakamazsınız. Onun için heuristikler kullanılıyor. We need heuristics to guide the search. Heuristik demek ne demek? Sezgisel yaklaşım. Yani gitsem bunların hepsine birer birer bakmak yerine şuradaki tüm ihtimallere, şurası gitmesi en muhtemel yer, buradan devam edelim. Ondan sonra buradan, ondan sonra buradan, ondan sonra buradan. Neye göre bakıyorum bunu? Bazen dil bilimden aldığım bazı teknikleri kullanarak, ne diyeyim, eğitilmiş tahmin derler ya,
educated guess, eğitilmiş tahminlerde bulunuyorum. Tabii bunun bir garantisi yok, tahmin sonuçta. Sonuç çıkması tekrar dönüp, tekrar geri dönüp tüm space'i teker teker dolaşmam lazım. Bu benim state space search'üm ve buna bakacağız. Bazen diyorum ki ya şuraya gitmesen de olur. Buraya gitmen işimi bana çok daha iyi olmamıştım gibi şeyler de söyleyebilirim. State space search'e zamanı geldiği zaman bakarız. Dynamic problem hakkında bir önce konuştum. Demiştim ki aynı işi teker teker yapmama gerek yok. Eğer optimal bir yolun üzerindeysem, bunun optimal olduğunu işaretleyeyim ben. Buraya tekrar tekrar çözmenin manası yok. Bu optimal yolu kullanarak diğer optimal çözümleri bulabiliyorum diyorum. Dynamic programming bu. Bir de ne vardı en sonunda dynamic programming? Classifiers. Bunun hakkında zaten konuştum. Tamam. Benim bu ilk giriş olarak söyleyeceklerim bunlar. Gelecek ders, bundan sonra transducerlarla morfolojiyle devam edeceğiz. Sorusu olan var mı? Dersler bu şekilde olacak. Vision Alt'ta bu dersten kaçan arkadaşlara söyleyeyim, korkulacak bir şey yokmuş diye. Gelebilir. Gerçi böyle benim için daha iyi ya. Vision'daki şeyler çok zor oluyor. 40 kişiye mi deme yaptırıyordun? Bitmiyor gibi türlü yani. Ama bu dersi kaçırmadan da istemem yani. Şu dynamic programming ile ilgili, classifier ile ilgili, hidden Markov modeli ile ilgili, ondan sonra probability ile ilgili güzel şeyler atacağız. NLP'yi kullanmasanız bile onlar bayağı bir işinize yarayacak. O yüzden arkadaşlarınıza tavsiye ederim. Bu derse çakışan hangi ders var? Operation System. Nerede o ders? Güzel oldu ama bir saat çalışıyor. Doğru. İki tane çalışıyor herhalde. Hatta ders son sonunda. Şöyle. İki şey yaptım.